Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eğer Fulbright bursunu almasaydım kariyerim nasıl olurdu ya da neler yapardım onlardan bahsedeceğim. Öncelikle beni ilk defa izliyorsan ben Elif, inşaat mühendisiyim. Şu an Belçika'da doktoramı yapıyorum ve araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Yüksek lisansımı Fulbright bursuyla Texas A&M'de Amerika'da yaptım. Ve lisans eğitimimi Celalber Üniversitesi'nde tamamladım. Bu sayfada yurt dışında eğitim ve akademik eğitim üzerine içerikler paylaşıyorum. Buna ek olarak da Instagram'da aktif olarak benzer içerikler paylaşıyorum ve hayatımdan da bazı kesitler paylaşıyorum. Bu sayfayı güncel takip ediyorsanız zaten biliyorsunuz. Once a Fulbrighter, Always a Fulbrighter serisinde farklı Fulbrightlıları misafir etmeye çalışıyorum. Ve onlara sorduğum soruların arasındaki sorulardan bir tanesi, eğer Fulbright bursunu kazanmasaydın kariyerin veya eğitimin nasıl devam ederdi? Şunu fark ettim ki ben bu soruya hiç açık açık cevap vermemişim. O yüzden bugün bu videoyla kendi kariyerim nasıl olurdu biraz ondan bahsetmek istiyorum. Fulbright bursu mülakatımda anlatmıştım. Şöyle bırakayım. Ben mülakattan çıktıktan sonra sürecin negatif olduğunu düşünüp ona göre devam etmeye karar verdim. Ve o noktada şuna karar vermiştim. Evet, bu burs çok güzel ve bana uygun olabilecek bir burs. Şu an bir mülakat tecrübem var ve ben bunun üzerine ne koyabilirim diye düşündüm ilk önce. Bu arada mülakatımla kabulüm arasında yaklaşık bir aylık bir süreç vardı ve ben bu bir ayda tamamen negatif olduğunu düşündüğüm için kendime kariyer planı yapmıştım. Ve ben şuna karar verdim. İlk hedefim lisans eğitimimin 4. sınıfında başvurmaktı. Bu sayede Amerika'ya gitmeden önce bir yıllık bir boş yılım olacaktı ve o yılda yüksek lisans derslerine başlayıp hem işte biraz teknik İngilizcem ve teknik bilgimi geliştirecektim. Hem de işte girmem gereken bu TOEFL, GRE gibi sınavlara daha ayrıntılı çalışırım diye düşünmüştüm. Bu kısa vadede planımdı. Uzun vadede şöyle bir plan yapmıştım. Eğer 4. sınıfta başvurmazsam veya yine negatif olursa bu sefer yüksek lisansa Celalbayar Üniversitesi'nde çok sevdiğim bir hocayla başlamaya karar verdim. Ve daha sonra işte 1. sınıftayken yine bu bursa başvururum. O süreçte zaten hani bir makalem, bir bildirim, herhangi bir değişik CV'me ekleyebileceğim bir şey olur diye düşünüyordum. Ve aslında bu plan benim bayağı kafama yatmıştı. Çünkü lisanstan yüksek lisansa geçiş süreci biraz sıkıntılı olabilir. Bu tabii ki lisans eğitiminizde ne kadar araştırma yaptığınıza da bağlı ama hani ben kendime çok fazla güvenemiyordum ki lisans eğitimimde araştırma projesinde de bulundum ve hocalarla da çalıştım. Ama şunun da farkındayım, eğer kazanmasaydım muhtemelen en az bir kere daha başvuru yapardım diye düşünüyorum. Çünkü hani hep söylüyorum, başvurduğunuzda kaybedecek hiçbir şey yok. Yani benim zamanımda dil puanı da istenmiyordu. Sadece kargo parası ve işte mülakata gidiş geliş bileti. Ama işte hayat hiç beklemediğimiz şeyleri karşımıza çıkartıyor. Benim için olması gereken buymuş. Yüksek lisansımı Amerika'da yapmakmış. Şu açıdan birazcık pişmanlık duyuyorum demeyeyim de eksiklik hissediyorum. Eğer yüksek lisans için değil de doktora için gitmiş olsaydım araştırma konusunda biraz daha olgun olabilirdim. Ama olayın şöyle bir dezavantajı da olabilirdi. Doktora 4 yıllık bir süreç. En azından işte yüksek lisans 2 yıllıktı ve hani daha rahat bitirebildim. Hani çok güzel bir laf var biliyorsunuzdur. İşte hayat biz plan yaparken başımıza gelenler aslında. Benim için olması gereken buymuş. Şu anki kariyerimden, yaptığım bütün hatalardan, başarılarımdan gurur duyuyorum. Ve bu bursu kazanmamış olsaydım da böyle devam ederdim diye düşünüyorum. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.